Orta noktadan merhaba değerli izleyenler Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Ve az önce sonuçlanan karşılaşmada Fenerbahçe deplasmanda Hatay Sporu 2-1 mağlup etmeyi başardı. Salih golleri ilk yarıda buldu. Valencia'nın asistinde Diego Rossi gol vuruşunu yaptı ve yine Valencia duran top organizasyonunda kafayla indirdi. Filip Novak farkı 2'ye çıkardı. Geriyi 2-0 önde tamamlamıştı. Fenerbahçe ve ev sahibi Hatayspor Spor 70. dakikada Sen Luis'de farkı 1'e indirdi ama bu gol Hatay Spor'a yetmedi. Sezona iyi bir başlangıç yapmıştı Hatay Spor'da ve bugün ne kadar zorlu bir deplasman olduğunu gösterdi açıkçası Fenerbahçe karşısında da ama Salih bu zorlu deplasmandan 3 puanda Dönmeyi başardı. Tümer ile birlikte karşılaşmayı konuşacağız. Aynı zamanda e, yaklaşık e, bir saat sonra yine kritik bir karşılaşma daha başlayacak. E, tabii ki e, yine bağlantılarımız olacak. Son dakika gelişmelerimiz olacak. E, program içinde hemen e, vakit kaybetmeden Hatayspor Spor Fenerbahçe mücadelesini konuşmaya başlayalım. E, Tümer Metin nereden okursunuz maçı? Şöyle okuyayım, maçı izlerken de kafamda maça dair ne konuşuruz, nasıl konuşuruz, Fenerbahçe'yi nasıl konuşuruz derken bir tahil ettik, bir hazırlandık programa. Şimdi 7. haftalar benim 10 senelik yayıncılık, yorumculuk hayatımda 7. haftalar kritik haftalarımdan bir tanesidir sevgili Erkut. 7. haftalar tamamlandıktan sonra takımlarımızın da Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi oynayan takımlarımızı da değerlendirme içine alarak, rotasyon gibi kelimeler hayatımıza girmişken, sakatlıklar artık ee, su yüzüne çıkmaya başlamışken, takımlarımıza baş göstermeye başlamışken, takımlarında oturan kadroları üzerinden 7. haftadan sonra genel bir değerlendirme yaparız kafamızda. En azından ben yaparım. Şimdi Fenerbahçe'nin 7. haftayı tamamlamış Fenerbahçe için konuşuyorum. Bugün maçın bitiş düdüğüyle beraber Fenerbahçe geçen hafta son maçın son bölümündeki Giresunspor maçındaki maçın son bölümünde çektiği sıkıntıyı çekmeden maçı bitirdi. Maç 2-1 olduğunda maçın yine oraya gelebileceğini düşündüğümüz anlar var. Ama maçın başına dönmek isterim. Pereira herkesin de söylediği üzere işte vardır bir bildiği. Çok pelesenk oldu dillere. ...inanıyor seyirci. Ee, bir şekilde genç oyuncuları oynatmasını e, takdirle karşılıyor. Takdirle karşılayanlar var. Mevcut kadrodan iyi işler çıkarmasını takdirle karşılayanlar var. mı eksikleri? Tabii ki Perer'in de zaman zaman yanlış yaptığı, yanlış uyguladığı e, değişiklikler, rotasyonlar bunlar olacak. Ama genel anlamda Fenerbahçe camiası Perer'e inanır vaziyette. Bugün Maçın bitiş düdüğüyle beraber 16 puan yaptı Fenerbahçe, doğru mu? Evet, şu an ma maç fazlasıyla lider. 7 maçlık periyot, 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle. Gayet iyi diyebileceğimiz, bu kadrodan %100 verimi aldı diyebileceğimiz, zaman zaman iyi oynadığı maçlar var, zaman zaman kötü oynadığı maçlar var. Ama bu periyot böyle geçilmesi gerekiyorsa Pereira doğruyla geçmiştir diyebileceğimiz periyot puan içinde. Puan ortalaması da şampiyonluk puanı diyebiliriz. 7 maçta Doğru. 16 puan. Ee, şurası daha kıymetli. Bugün itibariyle... Hatay... Hakikaten bu ligde ciddi bir takım. Oyunun içinde tehdit unsuru barındıran, tehdit unsuru yüksek derecede barındıran oyunculara sahip... Bu penzayı da kaybetmiş olmasına rağmen... Daha böyle cafcaflı şaf bir hücum hattı vardı bu penzayla. Her an skoru değiştirebilecek kötü giderken skor yapabilecek bir oyuncuydu. Ona rağmen daha takım üviyetinde ne oynadığını bilen içeride de seyirci desteğiyle beraber bugün zorluk derecesi yüksek bir maçı artı 3'te tamamladı Fenerbahçe. Bugün Hatay'a kim giderse gitsin 3 puanı bırakabilir. Sürpriz olmaz. Hatay'ın kazanması kimle oynarsa oynasın sürpriz olmaz. Şampiyonluk için eşik deplasmanlardan biri. Çok doğru ifade. Zorluk derecesi en yüksek deplasmanlardan bir tanesi. Bugün Sivas'ı sayarız. Formda bir Antep'i sayarız. İyi ise durumu Rize'yi sayarız gibi. Ee, o deplasmanlardan bir tanesi. Önemli bir 3 puan Fenerbahçe'den. Çok mu iyi oynadı Fenerbahçe? Maçın tamamını söyleyemem. Hemen notlarıma döneyim. İlk 15 dakika bir iç sağ takımını, takımı hüviyetinde başladı Hatay. Sol taraftaki oyuncuyu çok beğendim. Adı biraz değişik. Şöyle doğru telaffuz et. Adekube. Adekube. İlk 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 maçın ilk yarısında inanılmaz iyi oynadığını, etkili oynadığını söyleyelim. İlk 15 dakikadır da onun tarafından getirilen 3 tane topa e, Hatay Sporlu oyuncular kafayla temas ederek tehlike yarattılar. Bir tanesini 6 ay çıkardı falan. Hemen kale sahasının içinde olan pozisyonlar. 15 dakikadan sonra dakika 17 Rossi'nin golü. Notu şöyle aldım. Rossi'nin attığı, Valencia'nın hazırladığı kontra atak. Buralar herkesin bir çırpıda söyleyebileceği şeyler. Benim futbol anlayışıma göre biraz da beni anlatan bir şeydir o. Baskı altında herkes dan diye vururken Ergün Pembe gibi, Tümer Metin gibi baskı altında soğuk kanunu koruyan oyuncular oradan topu hala doğru arkadaşı, doğru opsiyonu bulma adına çıkarmayla yükümlüydük biz. Çok baskı altındayken hazırlık pası yapılırken rakip de baskıyı kurmuşken Ferdi Mert Hakan'a Hatay Sporlu oyuncular basmışken 2'den 3'e geçişte çok temiz bir pas attı. Mert Hakan 3-4 oyuncu Hataylı oyuncu baskıdan baskını, baskıyı kıramadığı için Mert Hakan çok rahat bir pozisyonda Valencia'nın üzerine önüne tek de bıraktı ve biraz baskı kurmaya başlayan Hatay Spor'un kolunu kanadını kaliteyle kırdılar. İki tane çok değil iki tane sağlıklı pasta. Ee, Valencia'nın çekip Rossi'nin de sihirli dokunuşu yaptığı dokunmasan gol olmaz. Başka türlü dokunursan da gol çıkmayabilir. Anca öyle dokunman lazım. Münir'i çaresiz bırakan bir top oldu. 1-0'dan sonra da yine 20. dakika, yine 21. dakika. 20. dakika Mert Hakan, 21. E, 21. dakika Valencia ile çok net İki tane daha pozisyon yıkıldı. 29'da gol. Yine bir duran top. Mert Hakan kesti. Valencia vurdu ama Novak tamamladı ikinci direk. Klasik Trabzon'da yaptığı işlerden bir tanesi. Zaman zaman akan oyunda zaman zaman duran topta bulduğu... Bu gollerden. arada Fenerbahçe ilk kez bu sezon duran toptan gol buldu. Evet bu, bu enteresan. Normalde bu kadar kaliteli duran top ustası ayaklara sahipken iyi bölgeye atabilecek oyunculara varken uzun rotasyonu da iyiyken Fenerbahçe'nin ee, daha önce bulmamış olması enteresan. Nova klasik Trabzonspor'da yaptığı işlerden para sunarak oraları çok iyi koşuyla gidiyor. Tuncay Şanlı çok iyi yapardı. Nova anlattığı gol biraz bana onarını sattı. Ön direkte biri dokunduğu dakika Tuncay topla beraber kalenin içine girerdi. Maçın ikinci yarısı Hatay'ın baskıyla başlayacağını düşündüm. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi. Fenerbahçe ilk 15 dakikada, maçın ikinci yarısının ilk 15 dakikası da o baskıyı da Oyunun temposunu kendine göre ayarlayarak burada da Gustavo, Gustavo maçın bitiştirdiğine kadar önemli rol oynadı. Hakikaten usta gibi zaman zaman takım arkadaşlarını uyarak zaman zaman maçın temposunu kendi takımının fiziki durumuna uygun bir şekilde ayarladı. Yani lazım Soros'un eline uzun pası attı. Yok değilse tek Serdar Dursun varsa önde Aldı, bastı, kenara çıkardı, bir daha aldı, bir daha sete yerleştirdi. Topa sahip olmak önemliydi. Bir de rotasyon diyoruz ya, hiç Gustavo'nun rotasyonu yok maşallah. Bravo Erkut, nefis betimlemeler bugün iki tane, harika geldi. Hiç konuşmuyoruz Gustavo evet. yorgun mu, değil mi, acaba fiziki durumu ne alemde, sakatlığı var mı falan. Gustavo aynı şekilde devam ediyor. Şimdi 69'da Hatay golü bulunca da, ister istemez akıllara geçen hafta Giraz, Giresun Spor'un bulduğu golden sonra maçın bitiş düğüne kadar acaba Fenerbahçe skoru korunma sevdasıyla geri çekilir mi? Acaba Hatay Spor orada bir baskı kurar mı? diye düşündük. Hiç müsaade etmedi Fenerbahçe hocalar. Pereira'yı burada tebrik edelim. Zaman zaman eleştiriyoruz. Oyuncu değişiklikleri, kadro üzerinden yaptığı rotasyon anlayışını. Ama Hatay'ın golünden sonra çok doğru oyuncu değişiklikleri hamleleriyle maçı Fenerbahçe adına kalesinde tehlike görmeden belki çok üretemeden bir pozisyon var Serdar Dursun'un direkten dönen topu sağdan getirilen topa. Belki çok pozisyon üretmediler ama kalesinde de tehlike görmeden ki bu deplasmanlarda en önemli faktördür bu. 2-1 60 69 golü bulmuş hata. 20 uzatmalarla beraber 23-24 dakika var iken bir tür bilansa düşmeden kalende hiçbir tehlike yaşamadan 6 ay bunu da nasıl çıkardı demeden ki hatırlayalım geçen sene Altay maçını. Altay dünyaları çıkarmıştı. Baskı, baskı, vaskı, evet. baskı, baskı, baskı. baskı. İnanılmaz kurtarışları vardı. Hiç öyle de bir türbülansa bilansa düş, düşmeden Rota, e, Rolanti'de bir büyük takım hüviyetinde belki topu Hatay'a bıraktılar ama doğru pozisyon olarak bu haftalar son derece önemli. belirleyici olan haftalar bunlar. Bugün kazansan iki ileri bir geri durumuna düşe kaybetsen iki ileri bir geri durumuna düşebilirsin. Ama kazandığın dakika başka bir şeyi konuşmaya başlıyorsun. Hatay deplasmanından iki haftada bulunan galibiyetler. Başka bir şey konuşmaya başlıyorsun. Takıma özgüven getirecektir. Şimdi sakatlar dönecek. Hala eksikleri var Fenerbahçe'nin. Orayı çok net söyleyelim yani. Şimdi geçen hafta Crespo hakkında yorum yaptık. Geçen maç Giresunspor maçı. Hatta Rossi ve Berisha üzerinde. Berisha yorumum aynen devam ediyor. Bugün oyunda kaldığı süre içinde de çok bir etkinliğini görmedik. Muhtemelen Serdar Dursun oynar um evet. orada. Sakatlığı iyileştiği dakika ve faydalı evet. olacağı kanaatindeyim. Sırtı dönük Berisha'dan daha iyi. Ayakları Berisha'dan daha iyi. E ee, yüzü dönük gelebilen oyuncuların sevdiği tipte bir santrafor. Stoperle boğuşur, arkası da sırtı dönük top alır, senin mesafe kat etmeni o sağlar. Oyunu da biliyor gibi Tümer Metin. Hani e, mesutatlı bir pas var Doğru. mesela. Yani oyuncunun offside'de olmadığına emin oldu. Ve onu da offside'e e düşürmeden öyle bir pas attı. Evet. Halbuki Mesut'un da belki ona gitmeye bile niyeti yoktu ama Zorladı öyle bir, biraz öyle bir noktaya attı ki yani Mesut da e, ee, o açıda o son çizgiye doğru gidip kendisi de bu arada pozisyon yarattı. Doğru. Yani Serdar. Evet. Ee, Rossi için de şunu söyleyelim. Ben iç sağ da çok fazla kullanmam iç sağ maçlarında Rossi'yi. Özellikle maçın başı için söylüyorum. Skor almışsanız, ikili üçlü rakamlara ulaşmışsanız skorda, rakip gerideyse biraz da maçın gidişatına göre alan bırakmışsanız arkada Rakibin alanından bahsediyorum. Rossi kullanılabilir ama oyunu açabilecek meziyetlere sahip değil. Bugün Hatay Spor Rossi'nin ikinci yarıda biraz hareketli görünmesine sebebiyet veren bir oyun oynadı. Yani 2-0 bitince ilk yarı ikinci yarının 69. dakikası baskı kurmuşken golü de bulmuşken artık bir şey daha bir, bir, bir hamle daha yapmak için gelirken Rossi arkada Gustavo'nun uzattığı uzun topa işte zaman zaman Mert Hakan'ın attığı uzun toplara alan bularak gitti. Oralar faydalı görüntü vermiş olabilir. Ama iç saha rotasyonunda oyunu açar mı? Kapalı defansa iş yapar mı? Hala bir soru işareti bırakalım. Bir şey için yorumum ayrı. Ama geldiğinden beri de bugün en iyi oyununu oynadığında söyleyelim. Ama Rusya. bu maç iyi. Evet. Bu, ma bu maç Rossi'ye yarar maç olur. Bu maç Rossi'nin iyi oynayabileceği maç statüsünde. 2-0 öne geçiyorsunuz pozisyon alıyorsunuz. Hatay Spor'un arkası boş. Topsuz koşu atabilecek ve topla driblingle gidebilecek bir Rossi'ye fayda sağlayabilecek maç. İçeride çoğu maçı böyle oynamaz Fenerbahçe. Çok kıymetli bir 3 puan olduğunu bir daha belirtelim. Yedinci 7. hafta belirleyici dedim. Fenerbahçe'nin eksikleri var mı? Hala bir santrafor eksiği var. Bundan sonraki haftalar oyuncuların bireysel performanslarının ve sakatlık tribülansına düşmeden tamamlanan kadronunda Fenerbahçe'nin gidişatı açısından son derece önemli olduğu kanaatiyle muhtemelen Pereira ben mücadele ile anlattığı maçlar var. Mücadele ile anlattığı maçlar. Bugün mücadele etti Fenerbahçe. Kalitede zaman zaman yeterli, zaman zaman yetersiz kaldığı anlar var ama mücadelesinde ve coşkusunda eksiklik yok Fenerbahçe'nin. Hatay deplasmanı için önemlidir mücadele, coşku. Ama ligin tamamı için yüzde yüz kaliteye ihtiyaç duyduğunuz, duyacağınızı düşünecek olursak. Pereira şöyle düşünüyor olabilir Erkut. Ben ilk yarının sonuna kadar, transfer dönemine kadar mümkün mertebe kayıpsız, kayıpsız, kayıpsız gidebilirsem takımın fiziki durumu, takımın bütünlüğü bir tık yukarı atabilirsek bunda kayıplar, kazanılan maçlar, moral, motivasyon dengesi açısından önemli olduğunu düşünecek olursak Devre arası bir santrafor transferi de takımın çevresini bambaşka bir şey. Kanat beki, kanat bekleri hatta. Yüzde yüz şart. Yani şimdi maça ferdiyle başlıyorsun sağ taraf, sol taraf Muhammed. Hemen şunu ekleyeyim Muhammed'e. Hakikaten gün be gün fiziki olarak da sağ içindeki tavır davranış olarak da üstüne koya koya ilerleyen bir genç kardeşimiz. Ee, zor iştir o. Kenar orada oynamak. Lobyanise'ye karşı oynadı bugün. Zor iştir orada kenarda oynamak. Hem topu toplu oyunda hem topsuz oyunda mesafe çok geniş iken, uzun iken oyunda kalabilmek. Muhammed akıllı bir oyuncu belli. Aklını da sahaya yansıtabilenlerden. Yani nerede bindirmesi gerek, nerede durması gerek gün be gün üstüne koyarak gidiyor. Ama maratonun uzunluğunu düşünecek olursak bir orijin kenar sol beki bir orijin kenar sahibi. ki bu Nazım nerede ne bypass mı oldu Nazım yani sakatlık, Allah korusun. Sakatlık durumu e, bilmiyoruz tabii yani orada ne zaman dönecek en azından dönüşüyle ilgili yani bir çok uzun zaman bilgimiz oldu. yok. Bu bu kadar uzun sakatlıklar sezonun bu haftaları için takımlar kamp dönemini yeni bitirmişken daha diri girer oyuncu. Yani, yani en azından bizim zamanımızda öyleydi. Muhtemelen ciddi bir sakatlığı yaşıyor mu? Çok uzun sakatlık Nazım olsa mesela hem Ferdi'ye hem Muhammed'i sol tarafta rotasyon oyuncusu olarak kullanabilirsin. Ona rağmen iki tane kenar sol beki şart gibi. Diğer bölgelerini kotarabilir Fenerbahçe. Yani şimdi Osayi, Samuel Osayi sağ kenar oynatıyor Pereira. Hı. Diyelim ki bir kanat sağ bekim var, Nazım var ya da bir tane aldın. O önde de kullanabilirsin. Ferdi'yi önde kullanabilirsin. Kenarda oynattığım Ferdi'yi bir sol bekin olsa. Hala niye Novak değil? Bugün Serdar Aziz olmuş olsaydı stoper pozisyonunda hı hı. muhtemelen Novak'la sol taraf başlar diye düşünüyorum. E, Novak demişken e, tabii Serdar Aziz'in de sakatlığından dolayı da e, üçlü stoperde görev aldı. Ve e, birçok örneği de var. Hani o üçlü savunma düzeninde bir kanat oyuncusu tercih eden teknik adamlar var. İşte Aspil Kuvvet'e. Örneğini vermiştik. Doğru. E, Kyle Walker örneğini verebiliriz doğru. yine İngiltere'den. E, Novak da bugün hem gol attı hem de savunma anlamında e, Serdar Aziz yerine olan Novak için ne söylersiniz? Aslında ideali bu mudur? Ya da buna doğru gider mi tercihen? Ya, Serdar için fikrimi geçen hafta beyan etmişken şunu ifade edeyim. E, Nova'ı stoperde oynatırım. Serdar'a tercih ederim. Yani benim güven aralığı daha yüksek olduğu için oyuncunun. Ama sıkıntı şuraya geliyor. Şimdi kimi oynattın ortada? Saat, sağ stoper, üçlüde, Novak sol ayaklı, Zalai sol evet. ayaklı. Bu zaman zaman anlam karmaşasına sebebiyet verebilir sağ içinde. Pozisyon almada, duruşta zaman kaybında, oyuncu sağ ayaklı, sol ayaklı bunlar zaman kaybına sebebiyet veren şeyler. Bu olabilir. Ama güven aralığı açısından Nova'a gözüm kapalı tercih ederim. Benim şahsi fikrim, eğer Serdar Aziz'le oynayacaksan, sağ stoper Serdar Aziz, sol stoper Zalai, gözü kapalı Nova sol kanada yazarım. Gözü kapalı. Yani orada Ferdi'yi oynatıyor, orada Muhammed'i oynatıyor. Öne atarım ikisini de. İyi durumları çünkü iki genç kardeşimiz evet. için söylüyorum. Ama kenar bekimi Novak olarak yazarım. Evet, gerçi bunu hani sezon başından bu yana konuşuyoruz. Bir şekilde de verim almaya çalışıyor. Buna göre hesaplarını yapıyor Vitor Pereira. Aslına bakarsanız değerli de bir şey yapıyor. Yani ısrar da ediyor. Bu kadar eleştiriye rağmen, bu kadar değerlendirmeye rağmen, kazanırken eleştirilmesine rağmen bunda ısrar etmesi muhtemelen belli bir noktaya da ulaştıktan sonra belki bize başka bir şey de izletebilir. Vitor Pereira. Doğru. Burç işten bir yani. Yedinci haftayı o yüzden belirleyici hı hı. seçerim ben Erkut. Şimdi bugünkü maçın oyun üzerinden değerlendirmesi çok doğru bir deplasman değil. Geçen haftaki Giresun maçını 6 haftada Fenerbahçe iç saha oynuyorken burada söyledik Pereira'nın maç sonu açıklamasından sonra. Zorluk derecesi yüksek bir maç olacağını biliyorduk. İfadem şuydu. Ya içeride Giresunspor maçı kağıt üstünde maçtan önce fikstür çekildiğinde zorluk derecesi yüksek maçlarının arasına girmez Fenerbahçe'nin içeride. sonrasında şöyle anladım. Eee Tümer şöyle değerlendirdim daha doğrusu. Hoca o zorluk derecesi derken rakibimiz zor değil de üst üste gelen puan kaybından sonraki Ya kabul e, ediyorum. Durum bak, için muhtemelen bak, bence onu söyledi. Tamam. O zaman ikisini beraber eşleştirerek evet, konuşalım. Evet. Hatay ee, özür dilerim. Altay Beşiktaş maçı kadroları. Maç önü. Beşiktaş'ın onca eksiğiyle kadronun kalitesiz olduğunu konuşuyoruz. Ama Altay'la karşılaştırırsak Beşiktaş kadrosuna kalitesiz evet. diyemeyiz. Dolayısıyla zorluk derecesi yüksek maçlara bunlar girmez. Hocalar, oyuncu, bazı oyuncular fikstür çekildiği dakika fikstüre elini alırlar haftaları ve bakarsın abicim. Dersin ki... Ben içeride 6. hafta Giresunspor oynuyorum. Kolay 3 yazarsın karşısına. Oraya 1-0 yazmazsın. Hı -hı. 3 yazarsın. Hatay'a gidiyorum. Ha bak bu zorluk derecesi yüksek bir deplasman dersin. Hatay geçen seneki gösterdiği tutum, ligdeki oturmuş bir kadrosu var. Ne oynadıklarını, hocasıyı, hocasıyı Hocası tehdit tehditkar bir takım. Hatay maçına şartlara göre o gün çok sakatın varsa, ceza aldın varsa şarta göre 1-3 arasında yazarsın. Yine kaybedeceğini yazmazsın. 1-3 arasında. Evet. Ama 3 ile dönersen oyunu da fazla tartışmazsın. Bugün bugün derse ki Pereira zorluk derecesi yüksek bir maç oynadık. Evet şimdi ona kabulüm. Ama içeride oynadığın Giresun spor maçı değil. Hatay maçı zorluk derecesi yüksek bir deplasmandır. Ona kabulüm. Eksiklerim vardı. Tamamlanmaya çalışıyoruz. Takım 2-3 hafta sonuçlardan sebep moral, motivasyon sallandı. Ama ben hataya gittim. Bu şartlar altında zorluk derecesi yüksek bir maçı çok da aman aman oynamadan doğru oyunla kazandım. Bu geçer. Ama Giresun spor maçı için, sonu için onu evet. kabul etmem. Bir de şöyle bir durum da var. Ee, aslında bu, bunun üzerinden de değerlendirmek lazım. Biraz şöyle Avrupa futboluna bakalım. Eskiden... Hatırlıyorum hani bu mesleği başlamadan önce de başladığım zamanlarda da o kadar çok izlemek istediğim takım vardı ki. Hani takım izlerdim mesela işte 2000'li yıllarda Arsenal'i izlemek isterdiniz işte Milan'ı izlemek isterdiniz. Ne bileyim Barcelona'yı Real Madrid'i izlemek isterdiniz. Şimdi biraz iş maça doğru dönmüş durumda. Biz oynadık onlarla evet. mesela sen izlemek <laughs> evet, isterdin evet. biz oynadık mesela. Yani ama oturup o takım için izler Tabii tabii çok. Şimdi e, öyle takım sayısı o kadar az ki mesela bugün. Hangi takımın maçını izlemek istersiniz? Paris Saint Germain'i izlemek istiyorum ya mesela. Da Manchester City'i City. izlemek istiyorum. Liverpool'u izlemek değil. istiyorum. Evet. Bayern sıkıyor beni. Çok be sonucu belli Bayern'de yani. Ya yani bence bu takımların sayısı azaldı ama maçların sayısı çoğaldı. Yani artık şöyle İngiltere Premier Lig'den bir maç izlemek ya da ne bileyim Şampiyonlar Liginden bir maç izlemek. Yani maçın kalitesi, takımların ...kalitesinin önüne geçti. Şunu mu demek istiyorsun? Başaltı takımlarının kendi aralarında oynadıkları maçların... ...kalitesi yükseldi. O da var. Bir de diğer yandan da artık çok fazla... ...domine eden takım sayısı da çok az. Yani Doğru. biraz biz böyle hani Fenerbahçe'yi de... ...bundan önceki haftalarda konuşurken... E, ...neticede kazanmak, o haneyi... 3 puan yazdırmak ve yeni bir teknik adam için... ...nispeten yeni bir sistem için... ...çok çok önemliydi. E, burada ben çok önemli bir sınav verdiğini düşünüyorum. Vitor Pereira ve takımının. Yani e, Hatay Spor... Maçtan önce de beni kolay yenemezsin mesajını veriyordu ki aynı puanda zaten gittiler. Maç başladı yine o mesajı verdi. Doğru. Ama e, o detaylarda kazanan, daha doğrusu o detaylarda golü bulabilen Fenerbahçe maçı da bitirmeyi başardı. Maçı bitirebilmek de çok çok önemli. Bu sezon bunu Galatasaray iki kere yapamadı. Beşiktaş da e, iki kez yapamadı. Hem Altay hem de Adana Demir'e karşı. Çok doğru Erkut. Bence... Maçın hikayesinin en önemli noktalarından bir tanesi şu. Dakika 69 golü yemişsin Hatay deplasmanında. Hmm. Ve o dakikaya kadar maçın ikinci yarısı için konuşuyorum. 45 ile 69 arasında kaleye gitmemişsin. Yani Hatay'da oyuna ve topa sahip olarak seni yavaş yavaş yaslamaya başlamış. Şimdi 69'da golü yediği dakika oyuncunun aklına gözüne ilk tabela gelir. Bakar kaç dakika var. Aklına da ilk acaba mı? Yani bir puan kaybı, bir gol daha gelir mi? Maçı nasıl bitireceğiz? Duygusu ilk tabelaya bakarsın ve bunu düşünürsün. Benim için bugün Fenerbahçe'nin kazandığı 3 puanın kıymeti golü yedikten maçın bitiş düğüne kadar 6 ayda bunu nasıl çıkar dediğimiz bir pozisyon yok. Evet. Ki geçen sezon çok vardı. Vardı. Türbülansa düşmeden oynuyor. Geçen hafta da oldu. Evet. Geçen hafta Giresun Spor maçından da 2-1'den sonra maçı tehlikeye atabilecek, sıkıntı yaşayabilecek pozisyonları verdi. Hatay deplasmanında verilmedi. Burası önemli. Vermeden de bir de Serdar Dursun'la direkten dönen bir pozisyon yakaladın. Şimdi burası kıymetli olan. Gustavo yardımcı oldu. Mesut girdikten sonra topa sahip olarak yardımcı oldu. Ferdi Mesut işbirliğinde sol taraf orada ince işler oldu. Topu bir şekilde rakip sahada tutmak. Kalene getirtmemek son 20 dakika için, 23 dakika için uzatma, 23-24 dakika için uzatmalar için son derece kıymetli. Hatay deplasmanı için konuşuyorum. Bunu içerideki Giresun maçı için konuşmam. Hatay deplasmanında 2-1 iken, 69'da golü yemişken son 24 dakika için gösterilen tutum %100 Pereira'ya yazar ve artı artıhanesinden yazar. Takım pozisyon vermeden son 20 dakikayı. Maçtan önce herkes 1-0'a herkes razı. 2-1'e evet. herkes razı. Hatay deplasmanı için. Maçı bitirmek denen şey bu zaten. Bu. Ee, bir Valencia'ya parantez açmak istiyorum. Yani e, verimliliği her geçen hafta artıyor oyuncunun. Hem skor katkısı var. E, Erman'ın deyimiyle de skora dokunuyor. E, kulakları çınlasın. Selam olsun Erman Özgür'e de. E, hem de e, takım savunmasında da rolü var. Takım yerleşmesinde de rolü var. Arkadaşlarını oynatmasında da rolü var. Ve kötü oynadığı maç sayısı da çok az. Ya da asgari oynadığı maç sayısı çok az diyelim. Hatta sevgili arkadaşımız Niko da çok güzel bir benzetme yaptı. Yani e, kayıt verimliliğinde bir sezon geçiriyor neredeyse. Doğru. ben şunu çok önemsiyorum. Bazı oyuncular kalitesiyle anlattığımız oyuncular oluyor. Bazı oyuncular takım üzerindeki takım üzerindeki takıma katkılarıyla anlattığımız oyuncular oluyor. Şimdi kayıt çok böyle dünya literatüründe de önemli bir isimdir ama yani rakamlar üzerinden de çok böyle başka yıldız 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 en yukarıdakiler statüsünde anlattığımız bir oyuncu değil. Ama ben hoca olayım ilk isteyeceğim adam kayıt olabilir. Valencia'da bir, bu tarz bir oyuncu. Şimdi Valencia'yı kötü oynarken görüyoruz. Ama Valencia'yı Valencia'nın iyi oynarken yaptığı şeyleri yapmazken gördüğümüz yok. Anlatabildim dediğim mi dediğimi? Elman derdi mesela böyle. Bravo. Bir için. Benzer özelliklerde oyuncu. Valencia koşar. Valencia takımın oynaması gerektiği şekilde, ona söylenen şekilde takıma yardım eder. Valencia sahada elinden geleni yapar. O gün zaman zaman performans eğrisi 3 aşağı 5 yukarı belli olur. Mustafa Hoca'nın da kulakları çınlasın. Çok doğru örnek. Ver. Mustafa Hoca oyuncuları değerlendirirken şöyle rakamlar koyar. Der ki Erkut Öztürk. 6 ile 8 arası oynar bana der. Yani Erkut 9'luk 10'luk maç oynamaz bana. Ama Erkut 5'lik maç da oynamaz. Yani vasatın altına hiç gelmez Erkut. 6 ile 8 arasında sana o zaman 34 hafta vardı. 30 maç oynar der. Şimdi bu güven aralığı hocalar için oyuncular üzerinden çok önemli bir kriter mesela ben o aralığın içine hiç düşemedim ya sakatlık olur ya başka bir şey olur form grafiği dalgalanır ama bazı oyuncular ya Mehmet Topal'a gözün kapalı güvenirsin mesela Mehmet Topal'ın kötü oynadığı haftada güvenirsin Valencia'da benzer tipte oyuncu Valencia'yı gözün kapalı sağın içine atarsın sağ kenar oynatırsın %100 de yapmaya çalışır önde Santrafor oynatıyorsun bakıyorsun %100 de yapmaya çalışıyor o yüzden önemli eee sağ stoper konuştuk ya sağ stoper sağ, sol ayaklı sağ stoper Nova'nın oynadığı pozisyon. Fenerbahçe'nin yediği golde bu akşam yediği golde sağ sağ ayaklı bir stoper çok daha çabuk gelirdi Sen Leo'nun önüne. Hmm. Çok daha çabuk. Çünkü hamle ayağı sağ ayak olduğu için şutu attırmadan bir adım atarak gelir oraya. Mesela kim olsaydı pozisyonun içinde o kadar rahat vuruşu yaptırmazdı. Nova gelip sol ayak güçlü ayağıyla Adımı da ayarlamayıp durmak zorunda kaldı. Hem pozisyonu kaçırarak. O yüzden o dengede kıymetli bir denge. Bir sağ ayak, bir sol ayak stoperi. Evet. E, Mert Hakan'a da bir parantez açmak istiyorum. Hani Gustavo'nun yanında, e, onun fazlasıyla bence enerjisiyle rahatlatan bir oyuncu konumunda. E, ki oranın da adayı çok fazla. Mert Hakan... E, basamak yani Mert Hakan hala Sivas'ta benim övgüyle bahsettiğim Mert Hakan'ı bir türlü Fenerbahçe'de oynamadı bak hala ama mevcut şartlarında üstüne koyarak gittiği de bir gerçek. Şu an sanki biraz da farklı bir rolde. Bravo. Yani Sivas'ta oynadığı rolde evet. değil. Bugün Gustavo'ya yardımcı oyuncu pozisyonunda. Oyunun gene yine oyunun iki ben Mert Hakan'ı Frank Lampard'la eşleştiriyorum. Steven Gerrard'la eşleştiriyorum. Tamam. İki tarafı da yapsın istiyorsun Yani diyorum ki kendi ceza alanına girsin Mert Hakan, burada çat kademeyi koysun. Ama orada stoperin arkasına düşen dönen topa da gidip çat ayak içiyle bıraksın köşeye. Var da öyle bir oyuncu Ozan Tufan. Bravo. Yapıyordu. Gitti zaten. Evet. Şimdi giden üzerinden Aynen. değerlendirme <laughs> çok sağlıklı olmaz. Ama Mert Hakan'ın yapması gereken bu. Şimdi Mert Hakan Sahayı şöyle düşünelim sevgili Erkut. Mert Hakan oyunun bu bölümünde bu zikzakları yaptığı, gidip oraya bastığı, gelip şuraya bastığı, iki oyuncuyu oyalayıp kademe yaptığı, Gustavo'ya yardım etti, kandıramazsın beni. Geçmez bana o. Ben seni böyle istiyorum, böyle. Böyle yapacak Mert Hakan. O zaman farklı oyuncu olacak. Bak kötü oynamayan Mert Hakan, bugün kötü oynamayan Mert Hakan'dan bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın söyleyeceğim. Bugünün iyileri arasında oyunda kaldığı evet. dakika içinde. Ben Frankfurt maçındaki enerjisini de beğenmiştim. Mesela. Güzel. Ama hala Sivas'ta bir Emre var, Sivas'ta bir Mert Hakan var diye anlattığımız oyunu Fenerbahçe'de hala yüzde yüzde oynamadı. Biraz, biraz rolü değiştirmesi lazım. Bir tık rolü değiştirmesi lazım. Olur mu? Olur. Var potansiyel çünkü. Evet. O seni getirdi buraya. Onları yaptığın için geldim buraya. Burada da yapabilecek potansiyeli var. Biraz özgüven kaybı olduğunu kabul edelim. Geldi, belki çok çok şey yapmak istedi, olmadı, kayıp bir sene geçirdi. Yavaş yavaş fiziki durumu da, morali de sanki daha iyi bir Mert Hakan olmaya başladı. Şimdi bir de şöyle de değerlendirmek istiyorum ben Vitor Pereira'yı. Bazen doğru soruyla aslında daha iyi bir cevap alabiliyoruz diye düşünüyorum. Bakalım bu soru onlardan biri mi olacak? Fatih Hoca ve Sergin Hoca ile ee, konuştuğumuzda yani onların durumunu konuştuğumuzda mesela Fatih Hoca'nın yararlanamadığı ya da beklentilerini karşılayamayan oyuncular var. İşte Babeli sayabiliriz mesela. Luyendama'yı sayabiliriz. Şimdi teker teker üzerinden gitmeyeyim de e, konuşuyoruz iki haftadır Beşiktaş'ı. Yedekleri üzerinden. Sergen Hoca'yı bence e, sükutu hayali uğratan oyuncular var Beşiktaşlı e, taraftarları da. Vitor Pereira'yı düşündüğümde acaba kimden verim alamıyor? Ya da şu ana kadar kimden bekleneni alamadı diye düşündüğünde çok da bir oyuncu sayamıyorum ben. O zaman beraberinde şunu da getiriyor. Takım oyununu bir yere taşıdı Pereira. Zaten çıkış evet. noktası bu oldu. Şimdi vardır. Pereira'ya sorarsak mutlaka cevap alır. Diyebilir ki Mert Hakan bir tık daha yukarıda Hı. olmalı. Diyebilir ki ben Mesut'tan bundan daha fazlasını bekliyorum. Diyebilir ki Berisha Yok ya benim istediğim bu değil. Oynatıyorum ama Hı -hı. aslında bunu bunu yapmalı, olabilir, söyleyebilir. Ama bütünden bir şey çıkarmak ve geldiğinden beri de bu dili kullanıyor. Muhafazakar bir hoca. Çok fazla inandığından değiştim. Ben Fenerbahçe'nin hala dörtlü oynaması gerektiğini savunanlardanım. dörtlüyle daha farklı bir çehreye bürünmesi gerek bürüneceğini savunanlardanım. Belki işte dönebilir ama hani az önce söylemiştim ya belki önce bir bunu oturturup Sonrasında bize başka şeyler de izlettirebilir ara ara. Yani Allegri'nin Juventus'ta yaptığı gibi ya da Guardiola mesela yapıyor bunu sitede. Klopp da yapıyor. E, e, Pochettino Tottenham'da yaptı. Ya yapan hocalar, yapan hocalar var ama onların oyuncu kadrosu kalitesiyle Tabii. de aynı şey değil yani. Oyuncu hemen evrilebiliyor. Oyun içinde tutum değiştirebiliyor. Üçlüden dörtlüye, dörtlüden üçlüye hemen geçebilecek bir oyuncu dinamiği var. Biz de, bizim takımlarımız henüz o dinamikte değil. Avrupa Şampiyonası da yakinen takip etmiş, yerinde takip etmiş biri olarak söylüyorum. Henüz o seviyede değiliz. Tekniği taktiği konuşurken tekniği taktiği kimle oynuyorsun? Hocanın verdiği bir şey bu tabi. Hoca diyor ki ben bunu oynamak istiyorum ama kimle? Hangi oyuncuyla? Diyorsun ki şimdi Manchester City'de hop üçlüye dönüyor, dörtlüye dönüyor. Önde tavır değiştiriyor. Kenara atıyor, içeri giriyor, bekler. Tam oyuncu yapıyor bunları. Hocanın istediği oyuncu. Bizde henüz kadrolarımız o geçişlere anında cevap verebilecek kadrolar değil. Tabii. O yüzden hocalar da zaman zaman muhafazakar bir tutum içinde kaldıkları günü de kurtarma adına doğru olabilir. Yani az önce arkadaşların ekrana getir, tekrar e, rica edelim. E, şu geldi aklıma. Yani Muhammed'le Ferdi <laughs> bundan iki ay 3 ay öncesine kadar bence hani ikisi de çok genç. Şu ana kadarki o kısa ömürlerinde hiç düşünmemişlerdir. Yani bu kadar maçı ardı ardına oynayacak. Hem bu kadar aklıma. maç arka arkaya bu e, ya Muhammed hiç düşünmemiştir. ya yani bizim ben bir üçlü savunma oynayan takımın sol e, tarafını koruyacağım. Ya da Ferdi işte ben üçlü savunma oynayan bir takımın sağ kanadını koruyacağım diye herhalde hiç akıllarına gelmemiştir ama işte e, teknik adam olarak bu oyuncuları buraya adapte etmek, bunu öğretebilmek, geliştirebilmek de Önemli o açıdan da farklı bir misyonu var bence. Rossi atıyor mesela önüne. Ee, daha topsuz gidebilen. Diğer taraftan Valencia'ya atıyor daha topsuz gidebilen. Samuel Osayi kullanıyor sağ taraf. O topsuz mesafe kat edebilen bir oyuncu. Ferdi Sağ kanat solda Muhammed o daha topla ilişkisi iyi, verip devam edebilen oyuncu. O yüzden önde oynattığı oyuncular da Arkada oynattıklarına göre seçtiği oyuncular oluyor. Bugün maçın içinde de yaptı. Hemen Samuel Osa'yı sağa alıp Muhammed'i çıkarıp Ferdi'yi sola yolladı. Çünkü öndeki üçlüsü değişmişti. Evet. Ona göre de tavır aldığı oluyor. Ama sistemden hiç vazgeçmedi bugüne kadar. Merak ediyorum. Tam kadro olduğunda Fenerbahçe'nin hocanın hangi sistem, sistemi değiştireceği kanaatinde değilim. Yine üçlüyle başlayacak ama hangi oyuncularla başlayacak? Yani bütün kadroyu tam anlamıyla saydığımız dakika. Sol taraf yine Ferdi ile mi başlayacak? Yoksa Nova atacak mı mesela sol tarafa? Ya da Muhammet'i mi oynatacak sol tarafta? Saad'ın ağzım mı oynatacak? Samuel Osay'ı mi oynatacak? Buralar son derece belirleyici evet. olacak. Ve iki kanatta da oynayan oyuncu sayısı çok fazlalaştı. Yani solda Salahi oynadı, Novak oynadı, e, Muhammed oynadı, Ferdi oynadı, Arda oynadı. Beş oyuncu saydım herhalde. E, sağ tarafta Nazım oynadı, Ferdi oynadı, Osay oynadı. E, bilmiyorum atlatı, atladığım oyuncu var mı? Yok. Bir de bu e, sirkülasyonun da sayısı çok fazla oldu ama yine de e, takım halinde bunu e, adapte etmesi de değerli bence. Bundan Şu, sonraki şu da, da önemli merak değerli olan sevgili Erkut, Pereira... Yokluktan kazancı çıkarabilecek işleri yaptı. Bugün Hatay deplasmanı kazanılan 3 puan. Oyun çok aman aman bir oyun olmasa da Pereira artısından konuşabileceğimizdir. Artı evet. 3 puan. Peki e, günün bir diğer mücadelesi Galatasaray'la Göztepe karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Türk Telekom Stadyumunda ağırlayacak Galatasaray rakibini. İki renk taş takın bugün kozlarını paylaşacak. Hemen kameralarımızı e, Seylan Tepe'ye çevirelim. Türk Telekom Stadyumu'nun önünde arkadaşımız Metin Pek Güven hazır. Hem e, iki takımın 11'ini bize aktarsın hem de iletmesi gereken notları da Metin'den rica edelim. teşekkürler Erkut Öztürk. Sizin de belirttiğiniz gibi Süper Lig'de 7. hafta mücadeleleri bütün hızıyla devam ediyor. Ve günün bir diğer ön plana çıkan maçında ise Galatasaray saat 19'da başlayacak mücadelede Türk Telekom Stadyumunda Göztepe'yi ağırlayacak Galatasaray. Son 4 lig maçında kazanamadı. Bunların ikisinde berabere kalırken son iki mücadeleden sağdan mağlubiyetle ayrılmıştı. Ve şu ana kadar topladığı 8 puanla 12. sırada yer alıyor. Tabii bugünkü mücadelede Sarı Kırmızı ekip Renk taşını mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkının da fazla açılmasını istemiyor. Zira az önce oynanan mücadelede Fenerbahçe-Hatay Sporu Deplasman'da iki bir mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuştu. Ve yarın da Trabzonspor'un da mücadelesinin olduğunu hatırlatalım. Galatasaray böyle bir süreçte bir puan kaybı yaşayarak hem şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle hem de zirveyle arasındaki puan farkının açılmasını istemiyor. Ve her iki takım da son hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere sahaya çıktılar. Isınmalarını gerçekleştiriyorlar ve 11'leri de belli oldu. Hemen ev sahibi Galatasaray'ın 11 ile başlayalım. Kalede her zaman olduğu gibi Fernando Muslera'yı göreceğiz. Savunmanın solunda Van Anholt olacak. Sandaysa Yedin olacak. Stoper tandemi Luindama ve Nelson ikilisinden oluşuyor. Merkez orta sahada Berkan Kutlu ve daha yok göreceğiz. Öndeki üçlüde ise sol tarafta Kerem Aktürkoğlu olacak. Sağda Sofyan Feguli. 10 numara pozisyonunda ise Morussan olacak. İleri uçta ise bugünkü Galatasaray'ın gol ayağıysa Halil Dervişoğlu. Konuk ekip Göztepe ise onlar da son iki mücadelesinden galip ayrılamamıştı. Yenilmişlerdi. Onlar da şu ana kadar 5 puan topladılar ve 16. sırada yer alıyorlar. Onlar da artık üst sıralara yükselmek istiyorlar. Yeni teknik direktörü El Maestro hafta içerisinde yaptığı açıklamalarda bu mücadeleye büyük önem verdiklerini ve bu maçı çıkış maçı olarak gördüklerini söylediler. Hemen konuk de 11'ine sizlere aktaralım. Kalede İrfan Can olacak değerli izleyenler. Savunmanın solunda Berkan, sağında Kerim. Stoper tandeminde ise Anhelle Arslanovic olacak. E, orta merkezinde Obinna ve Soner, öndeki üçlünün solunda Lawrence olacak, sağında Yalçın. 10 e, numara pozisyonunda Halil Akbunar'ı göreceğiz ve Şerif Endiayede Göztepe'nin gol ayağı olacak. Artık mücadelenin tabi başlamasına yarım saatten kısa bir süre kaldı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Ma maçın video yardımcı hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak. Bizim Seyran aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü tekrar Erkut Öztürk'e bırakıyorum. Metin Pekgün'e teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Galatasaray'ın 11'inde arkadaşlarımız yine bir teyit etsinler. Sabek'te Yedim'i mi var? Alpaslan var ona göre kadroyu isteyeceğiz. O kısmı konuşuruz ama Galatasaray içinde bir çıkış gerekiyor. Yani Lazio e, maçı e, muazzam bir karşılaşmaydı Galatasaray için. Evet 7'lik o de bu arada. E, maç kadrosu da ekrana geliyor. E, Alpaslan yok değil mi? Yani. Alpaslan yedekte. Yedekler arasında. E, ve bir çıkış karşılaşması olabilir mi? Bu sorunun cevabını arıyor şu anda Galatasaray camiası. E, kesin kırılma maçlarından bir tanesi Galatasaray'dan. Ligin 7. haftası bunu söylemem ama son dir, 4 lig maçını kazanamamış bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Ya bugün olası bir kayıp liderle puan farkını 8'e çıkaracak. 7. hafta için 7 maçlık periyot için ciddi bir rakam olur 8 puanlık puan farkı. Bir de görüntü şimdi hoca e, sezon başı yönetim değişti. Sayın Burak Elmaz seçildi. 3 ee, senelik plan ifade edildi. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra Ocak ayı ifade ediliyor. Yani Ocaktaki transfer. Ya ama iki, iki buçuk senedir zaten gelen oyuncular, giden oyuncular... Bir, tür, ...bir türlü kadro rotasyonunda bir istikrar sağlanamadığını da düşünecek olursak... ...şimdi Ocak, 6.-7. haftadan Ocak... Çok tanıdık senaryolar bunlar. Çok şahit olduğumuz işler geçmiş senelerde de. Ocakta diyelim ki transfer yaptınız. E, sezonun sonu yaptınız zaten 3 tane 4 tane oyuncu gelmedi mi sezon başı? Morutanlar, Chikıldaovlar bunlar geldi zaten. Banano, Ronaldo, Boy, Halil Dervişoğlu da bir transferdir netice. Yani 5 tane oyuncu getirmişsin. Hala 6. 7. haftayı bulduğunuzda alınan başarısız sonuçlardan sonra yine ocağa işaret etmek, transferi işaret etmek... Orada acaba transferi mi işaret etti hoca yoksa bir hani ocakta... Gidecek biz... oyuncuları mı söylüyorsun? Mesela Ayrılacağını yok yok, hani dedi hoca Bir ocakta göreceğiz gibi değil mi? O cümle tam. Ee, yine evet. arkadaşlarımız e, teyit ederse sevinirim. Bu acaba transferi mi işaret ediyor yoksa hani biz bir ocakta zirvede olacağız e, mesajı mı? Ben orasını tam tamam. anlayamadım açıkçası. O, yani o zaman şöyle o. yine ihtiyatlı yaklaşalım. Evet. Dediğin gibi olsun. Ama benim anladığım sanki Herkes Ocak, öyle anladı bu arada. Benim anladığım sanki yine Ocak ayında ha. biraz takviye ihtiyacımız olabileceği gibiydi. Senin dediğin gibi ise o zaman bu ifadeyi üzerinden özür dilememiz gerekiyorsa da yanlış anladığımızda ifade ederiz. Çünkü ben ederiz. hani e, düşününce belki de hoca böyle demek istemiştir de diye düşündüm. Hatta arkadaşlarımıza da söyleyelim. Maç sonrasında da basın toplantısında da sorsunlar bu soruyu. Peki. E, bugün kırılma maçlarından bir tanesini oynuyor. Evet... Normalde Göztepe takımını şöyle bir düşündüğümüzde Erkut şunu söyleyebiliriz. Deplasma içeride Göztepe ile oynuyorsan sana tehdit unsuru olabilecek oyunculara sahiptir. Geri koştururlar seni. Takım halinde doğrudurlar. Bu sene inişli çıkıştı. Hatta bekledikleri performansı yakalayamamış olsalar bile oyuncu da ben İstanbul'a geliyorum. Kalasra ile oynayacağım. Benim 5 puanım var. Onların 8 puanı var. Bugün bir kazanç beni başka bir seviyeye getirir. Burası büyük maç, havamı değiştirebilir diye bu tutumla yaklaşır. Galatasaraylı oyuncu da %100 kırılma maçlarından biri oynayacak. Bugün mücadele etmek zorunda Galatasaray ve hep söylüyorum. İçerideki Galatasaray'ı şöyle tarif ederiz. Bildiğimiz hocayı da şöyle tarif ederiz. Bir iç sağ oyunu oynamak zorunda Galatasaray. Nedir bu? atak devamlılığını sağlayan, rakibin birinci bölgesine, kendi üçüncü bölgesinde, kalesinden uzak, çok fazla geri koşmayan, topu geri kazanma süresi çok çabuk olan, tipik Galatasaray oyununu, iç saha oyununu, bir büyük takım oyununu anlattığımız oyundur bu. Bunda yaptığı dakikalar var bu haftaya kadar, yapamadığı dakikalar var. İyi de kardeşim bu da Lazio takımını yendi. Bu takım diyorsun. Lazio takımını bu oyunla yenmedin. Lazio Hı. takımını mücadeleyle yendin. Lazio takımını sürtünerek yendin. Özveriyle yendin. Ee, bulduğun bir şans golüyle... Skoru tutarak oyunu doğru oynayarak yendin. Yoksa bu anlattığımız iç saha oyunu, iç saha baskısıyla Lazio galibiyetini almadın. O da Lazio'da da e, ligdeki rakiplerin gibi de oynamadı sana. Oynamadı tabii. Biraz da buna da müsaade etti açıkçası. Kendisi oynayabilmek için ama Lazio'yu da oynatmadın. Doğru. Müca ya mesela mücadele anlamında evet. doğru bir oyun. Oyunun o günkü şartları, konjektür anlamında doğru bir oyun oynamıştır Galatasaray ve hak ettiği bir galibiyet almıştır. Kesinlikle. Orası net ama iç saha oyunu Lazio oynadığın gibi göztepe'ye oynayamazsın. Bugün başka bir oyun seçmek zorundasın. O oyunda senin her zaman içeride çıkar fayda sağladığın bir iç saha oyunudur. Atak devamlılığı, topu geri kazanma süresinin kısa olduğu, rakibe geçtiğinde geri koşmayacağın, tekrar atak devamlılığı sağladığın bir oyun. Bunu yapabilecek mi? Mevcut oyuncu performanslarını değerlendirecek olursak yapacak gibi durmuyor Galatasaray. Ama bugün bambaşka bir sahaya çıkış, bambaşka bir motivasyonla, oyun akışkanlığına bu kadronun yapabilitesi var. Evet. Fegül'ü tercih etmiş hoca. Bir ee, de Morutsan'ı da bugün herhalde eğer ki böyle çıkarsa Galatasaray onu izleyen, yani onu Galatasaray'dan önce Nerede izlendiyse mevki olarak bugün de orada oynayacak. Böyle oynar dedik, evet. böyle oynamalı dedik, forvet arkası daha fayda sağlar dedik. Bugün de bir başka gözle izleyelim evet. Morutan'ı böyle oynarsa. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ee, bunu Tabii ki bu karşılaşmayı da hem devre arasında hem de karşılaşmanın ardından konuşacağız. Diğer yandan e, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden e, Beşiktaş'ta Ajax maçı öncesinde yine sakatlar can sıkıyor değerli izleyenler. Daha öncesinden bir karar almıştı Beşiktaş Kulübü. Bu deplasman Amsterdam'a maçtan iki gün önce e, gidecekti ve kamp kadrosu da açıklandı. Kamp kadrosunda e, olan oyuncular, kaleciler Ersin ve Mert, Rozier, Rıdvan, Josep de Souza, Salih, Başuayi, Oğuzhan, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Ense Kalak, Kelan Karaman, Serdar Saatçi, e, genç oyuncular Berkay, Demirege, Emirhan, ve yeni transferlerden Umut Menaş. O kadar çok eksi var ki Beşiktaş'ın ee, zor olacak gerçekten. Rozya ile Batu döndüğünü ama son maç kadrosundan Atiba'nın da kayıp evet. hanesinden konuştuğumuz Piyaniç. Ee, zor, Montero. zor. Allah kolaylık versin Sergen Hoca'ya. Şimdi düşünmek zorunda. E tabi mazeret üretmeyelim. Mevcutlardan iyisini çıkarabilmek için ifadelerini çok kullanıyor ama... Bu kadroyla da nasıl bir mevcuttan en iyisini çıkaracak orası teknik direktörün işi. Evet kolay olmayacak şüphesiz ki ama e, bunun da örnekleri var. Hani geçen sezon işte Shakhtar Donetsk'in e, Barcelona maçıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Birçok e, Covid-19 e, testi Bunları pozitif eksikler, çıkan değil vardı. Erdoğan. Evet. E, orada kazanmışlardı. Real Madrid, Real Madrid maçı şampiyonlar gibi Shakhtar i̇ki, i̇ki gün önceden gitmenin de bu maç için ya bugün için hmm. doğru olduğu kanaatinde değilim ben. Tamam, yapılmış program, kadro verilmiş, belki yola çıkıyor hmm. çıkıyorlar. Ama bu şartlar altında bir gün daha dinlenmenin, kendi testlerinde dinlenmenin, rehabilitasyonu orada yapmanın sanki daha doğru olacak. Önceden falan. ondan bir karardı diye hatırlıyorum. Çünkü Dortmund maçından sonra böyle bir bilgi paylaşılmış. Muhtemelen bu edilmiştir oteller evet. falan, uçak, seyahat yolculuk. O yüzden ama... ama neden iki gün önceden gidildiğini bilmiyorum açıkçası. Hani. Stada alışmak mı ya da İstanbul ortamında olmamak mı nedendir bilmiyorum ama onun sebebi de. Onu da ya Stada hep topu yani. bir antrenman yapacaksın zaten. Öyle izin veriyor. Doğru. Yani maçtan bir gün önce ter, ter antrenmanı yapıyorsun. Onun dışında statta antrenman yapamazsın. Evet. Başka bir eğer bugün bir zaman, antrenman bugün daha yapmak yok. istiyorsan bugün başka bir saha hani yap. şöyle olacak. Zaten antrenmanı yapıp gidecek. Gidecek. Yarına zaten yani maçtan olacak. önceki. Antrenman olacak. Evet. Devre arasında ve karşılaşma sonrasında tekrar görüşeceğiz değerli izleyenler. Ümit Daval'a da bize eşlik edecek. Devre arasında ve karşılaşmanın hemen sonrasında. Tübermet'e çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.